Merhaba sevgili boğa ve yükselen boğalar. Haziran videomuza hoş geldiniz. Bu video ile birlikte size İkizler burcunda gerçekleşecek yeni aydan, ay sonunda gerçekleşecek dolunaydan, Oğlak burcundaki dolunaydan bahsedeceğim. Ayrıca Venüs'ün ay içindeki durumunu anlatacağım. Evet, şimdi gelin burcunuzun alacağı detaylı etkilere göz atalım. 13 Haziran tarihinde İkizler burcunda bir yeni ay gerçekleşecek sevgili boğalar. Yeni ay yeni kararları, yeni oluşumları, hayatın içinde atılacak yeni adımları ve niyetleri ifade ediyor. İkizler burcu ise her türlü kararı, birazcık hayatın içine daha fazla görünür olmayı, merak, eğitimi, seyahatleri hayatımıza getiriyor. Bu İkizler burcunda gerçekleşen yeni ay kendi haritası aşk hayatına vurgu yapıyor sevgili boğalar. Tüm burçlar için bunu söylüyorum. Evet, yeni ay ile beraber her burcun aşk hayatının, sosyalliğinin birazcık daha fazla hareketleneceği, daha mobil olacağımız, insanlarla olan ilişkilerimizin, iletişimimizin artacağı bir yeni aydan bahsediyorum. Siz bu genel etkilere ilaveten yeni ay etkisini parasal alanda alacaksınız sevgili boğalar. Evet, zaten parayı yönetmeyi, çalışmayı, kaynaklarınızı oluşturmayı çok iyi bilen bir burçsunuz. Bu ay ortasındaki İkizler burcundaki yeni ay ile beraber artık maddi anlamda bir takım düzenlemelere merhaba diyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. İkizler vurgusuyla beraber size sonradan maddi fırsat sağlayacak bir takım kararların hayatınıza girdiğini görebilirsiniz. Evraklar hareketlenebilir. İş hayatınız anlamında da destek alacaksınız bu noktada. İkizler vurgusuyla beraber dediğim gibi mesela eğitim hayatı olan bir boğaysanız eğitimlerinizin hareketlendiğini ve buradan kendinize bir maddi kaynak yarattığınızı görebilirsiniz. Gene İkizler vurgusuyla beraber seyahatlerle alakalı harcamalar artabilir. Aynı zamanda araba sahibi olmak için bir takım atılımların, imzaların da gündeminizde olduğuna tanık olabilirsiniz. Venüs 14 Haziran tarihinden itibaren burç değiştirecek sevgili boğalar. Yengeç burcundan Aslan burcuna geçecek. Yengeç burcundayken sizin zihin dünyanız biraz hareketlenmişti. Şimdi ay ortasından itibaren Haziran sonuna kadar artık eve dair motivasyonunuzun hareketleneceği bir süreç. Venüs işin içinde olduğu zaman ne gündeme gelebilir? Para ve harcamalar gündeme gelebilir. Şimdi bir takım boğalar, evle alakalı, evi ilgilendiren bir konuda maddi giriş beklentiniz varsa, bir gayrimenkulünüz vardır örneğin. Uzun zamandan beri satışını bekliyorsunuzdur. Bu gerçekleşebilir Venüs Aslan süreciyle beraber. Veya siz kendi oturduğunuz evinize bir maddi olaylarınızı hareketlendirecek örneğin bir dekorasyon kararı alabilirsiniz. Eve dair harcamalarınız gündeme gelebilir. Evde daha fazla zaman geçireceğiniz bir süreçten bahsediyorum. Daha şenlikli, eğlenceli, dostlarınızı ağırlayacağınız günlerde olacaksınız. Yalnız şunu söylemem lazım. Venüs Aslan burcuna girip sizin ev alanınıza geldiği andan itibaren sizin burcunuzdaki Uranüs'te kare açıya girecek sevgili boğalar. Birazcık hayatın içinde krizleri yönetme durumunda kalabilirsiniz. Hayat sizin için çok hareketlenecektir. Ay ortasından bahsediyorum. Gerçekten birçok fikri, birçok olayı idare etmekte, kontrol etmekte adeta fazla mesai durumuna geçebilirsiniz. Ama bu gelen fırsatlar değerlendirme anlamında sizde birazcık problem yaratabilir. Gelen fırsatların harcanmasına da sebep olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Evle ilgili harcamalar Uranüs karesiyle beraber birazcık daha fazla görülür olabilir. Ayın son önemli görünümü 28 Haziran tarihinde Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay olacak sevgili boğalar. Dolunaylar hayatımızdan çıkarmamız gereken bir takım olayların, çürümüş yapıların aslında kadersel bir şekilde bizden uzaklaşması anlamına geliyor. Evet, biraz agresif bir etkiden bahsediyorum. O günlerde insanlarla olan iletişimimizde birazcık daha fazla tahammül göstermekte zorlandığımızı görebiliriz. Bu dolunay kendi içinde duble satürnyen sevgili boğalar. Çünkü bir defa Oğlak burcunda Satürn yönetiminde olan bir burçta. Ayrıca dolunaya çok yakın temasla Satürn'ün de kavuşum yaptığını görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Hayatımızda dolunayla birlikte başlattığımız veya bitirdiğimiz her türlü olgu uzun süre hayatımızda kalacak demek. Yani pişmanlıklar, sonradan karar değişiklikleri gündeme gelmeyecek. Diyelim ki siz dolunay etkisiyle birlikte, yani dolunayı aldığınız alanın etkisiyle birlikte diyelim ki yeni bir ilişkiye başladınız. Çünkü dolunayı insanlarla olan iletişiminiz, toplumla olan diyaloglarınız alanında alacaksınız sevgili boğalar. Diyelim ki yeni bir ilişkiye başladınız. Uzun süre hayatınızda kalacaktır bu ilişki veya mevcut bir ilişkiyi bitirdiniz, artık geriye dönüş olmayacaktır. Yani istikrarsızlıklar görülmeyecektir. Burası sizin her türlü ilişkinizin karara bağlandığı alan. Aynı zamanda mahkemeleri devam eden boğalar için artık evrakların hızlandığı, bir takım kararların gündeme geldiği bir dolunaydan bahsediyorum. Mahkeme sonuçlarınızın da artık hareketleneceğini görebilirsiniz. Bugünlerde biraz iletişim anlamında gerginliklere karşı sağduyu göstermeniz gerekecektir. Ekstra çaba gereken bir dolunaydan bahsediyorum. Çünkü dolunaya da Şiron'un kare yaptığını görüyoruz sevgili boğalar. Evet, Haziran videomuzun sonuna geldik. Yeni ay ile birlikte tüm boğalara çok güzel bir süreç diliyorum.